Çınar Akademi olarak yeni bir derste yine karşınızdayız. Haziran ayı çalışma sorularına başlamıştık. Türkçe sorularını çözüyorduk. Balıkesir İl Milli Eğitim Müdürlüğü'nün hazırladığı soruları çözeceğiz şimdi. Hemen ilk soruyla başlayalım. Bir sivrilmek sözcüğü aşağıdaki cümlelerin hangisinde başkalarını geride bırakıp yükselmek veya ün kazanmak anlamında kullanılmıştır? Yani soyut anlamında, mecaz anlamında kullanılmıştır diyor. Bakalım. Çenesine doğru sivrilen ince bir yüzü vardı. Burada yan anlamını görüyoruz. Köpeğimin dişleri çok sivri görünüyor dediğinde gerçek anlamını görebilmekteyiz. Dönemin yazarları arasında bir tek o sivrilmişti Ün kazanmış, ön plana çıkmış. Dolayısıyla cevabı bulduk. Uzun bir uğraştan sonra kalemin ucu iyice sivrilmişti dediğinde burada da gerçek anlamını görüyoruz. Mecaz ve soyut olarak C seçeneğinde karşımızda işaretledik. Diğer soruya geçtik. Numaralanmış cümlelerin hangisinde, hangilerinde boş sözcüğü mecaz anlamıyla kullanılmıştır? Hemen okuyoruz. Annem boş turşu kavanozlarını dediğinde burada gerçek anlamında kullanıldığını görüyoruz. Yani seçenekler arasında bir olmayacak. Birin olduğu seçenekleri eleyebiliriz. Bir şey daha çıktı karşımıza. C'de 2 ve 3 var. D'de de 2 3 var. Dolayısıyla cevapta bu ikisinin olacağı kesin demektir. 4'e baktığımız zaman sonuca ulaşacağız. Öğrenciler gidince sınıf boş kaldı dediğimizde burada da yan anlamıyla kullanıldığını görüyoruz. Dolayısıyla bunun da olmayacağını söyleriz. Yani D'yi de eleriz. Cevabımızın C olduğu ortaya çıkar. Netleştirelim. Satıcı çok boş konuşuyordu. Gereksiz konuşuyordu. Boş burada. Gerçek anlamında değil mecaz anlamında kullanılmış. Boş adamlarla bu konuyu tartışmam dediğinde aynı şekilde mecazı görebilmekteyiz. Cevabın C olduğunu netleştirip diğer soruya geçeriz. Üçüncü soru. Bu parçada altı çizili ifadeyle şairlerin hangi özelliği yakalayamadıkları vurgulanmıştır? Metnin tamamını okuyalım. Metin kısa çünkü sözler ve sözcükler kullanıldığı cümleye göre farklı anlamlar kazanabilir. Çok güzel, çok başarılı, hatta olağanüstü şiirler yazan şairler vardır ama bunlar her zaman kendilerine has, dikkat bir dünya yaratmayı başaramamış olabilirler. Kendilerine has deyince ne geliyor aklımıza? Başkasına benzemeyen yani özgün. Baktığımız zaman seçeneklerde Adana'da mevcut. Dolayısıyla cevabı bulmuş olduk. Sadelik, akıcılık, tutarlılık değil burada anlatılmak istenen açık bir soruydu. Devam edelim dördüncü soruyla. Bu metinde gazete başlıkları ile ilgili olarak aşağıdaki özelliklerin hangisine değinilmemiştir? Mutlaka aşıklara bakıp metni öyle okuyacağız. İlgi çekici olma konuya uygun olma, okumaya yönlendirme, okuyucusunu etkileme. Başlık gazete okurları üzerinde canlı ve uyarıcı bir etki bırakır. Etkileme var mı? Var. Kısa haberler sunar ve okumaya isteklendirir dediği anda C'yi de eledik. Bir gazetenin sayfalarını hızla çeviren kişi İlginç başlıklar ve fotoğraflar görünce bir an durur. İlgi çekici olmayı da buradan eleyebiliriz. Cevap olarak karşımıza sadece B seçeneği kalıyor gördüğünüz gibi. Konuya uygun olma her ne kadar başlık için uygun bir tanım ise de metinde verilmemesi cevap olarak e, yeter bizim için. Dolayısıyla işaretleyip diğer sorularımıza geçebiliriz. Geldik beşinci soruya. Bu cümlede aşağıdaki ögelerden hangisi yoktur diyor. İlk yapacağımız iş yüklemi bulmak sonra özneyi bulmak. Kalbimize dokunan güzel türküler dediğinde bakın bir tamlama var ayırmayacağız. Çalardı bize göçüp giden usta sanatçı çalardı yüklem. Çalan kim? Göçüp giden usta sanatçı. Tamlamalardan ayırmıyoruz. Özne Kime çalardı? Bize çalardı. Yer tamlayıcısı olarak ya da dolaylı tümleç olarak görebilirsiniz. Ne çalardı peki? Kalbimize dokunan türküler dediğinde nesne ama nasıl nesne? Belirtisiz nesne tabii ki ek yok çünkü. Zarf tümleci var mı bu cümlede? Yok. Dolayısıyla cevabı bulduk. Belirtisiz nesne, özne ve yer tamlayıcısı bu cümlede mevcut karşımızda duruyor. Gelelim 6. soruya. Ve bakalım ne istemiş? Bahsedilen insanlar aşağıdaki şiirlerden hangisini okumak isteyeceklerdir? Bazı kırılmış kalpler sitem etmek ister. Bu sitemleri kendisinden daha iyi dile getiren şairlerin birbirinden güzel şiirlerine yönelir. Meselenin sitemde olduğunu gördük. Ağaç gece seyredilir, suda gümüşten güzeldir. İstanbul'u Nedim için geçtik bunu. Tahir olmak da ayıp değil, zühre olmak da. Hatta sevda yüzünden ölmek de ayıp değil. Bütün iş tahir ile zühre olabilmekte. Burada da sevgiliye ya da herhangi birine sistemi görmüyoruz. Ne vakit maçkadan geçsem limanda hep gemiler olurdu. Ağaçlar kuş gibi gülerdi dediğinde burada da sitemi görmüyoruz. Kolum kanadım diyorum yurdum diye seviyordum. Sevdalanıp gidiyorum. Yani ben bu kadar e, sevdim. Karşılık alamadım. Sevdalanıp gidiyorum. Bir sitemi görüyoruz burada. Cevabımızın D olacağını söyleyebiliriz. İşaretler diğer sorulara geçeriz. Yedinci soruya geldik. Aşağıdaki atasözlerinden hangisi metinde anlatılan düşüncelerle ilgili değildir? Hemen bakalım. Yaşamak, zorlukların üstesinden gelmek, başarı merdivenlerini tırmanabilmek için insanların birbirlerine ihtiyaçları, var vardır. Burada beraberlik vurgulanmış. Birinin görüşlerinin tükendiği yerde diğerinin zekası ve önerileri sonuca ulaşmada yararlı olabilir. Yalnız taş duvar olmaz. Birbirine ihtiyacı var demektir. Buradan çıkarılabilir. Baş başa vermeyince taş yerinden kalkmaz. Birinin e, görüşleri tükenince diğerinin zekası devreye girer. Allah yardım ederse kuluna her iş girer yoluna metinde tevekkülü görmüyoruz dolayısıyla cevabın bu olduğunu da anlarız. Yukarıda dayanışma metinde dayanışma ön planda tevekkül değil. D'ye bakalım bir elin sesi var, iki elin sesi var yine dayanışmayı görebilmekteyiz. Cevabımız C olacak işaretleyip diğer sorumuza geçeriz. Sekizinci soru. Bu iki cümlede ifade edilenlerin Anlamca doğru biçimde birleştirilmiş hali aşağıdakilerden hangisidir? Mutlaka verilen her bilgiyi birleştirilmiş cümlede bulmak zorundayız. Ahmet Yakupoğlu Akarsu Deniz gibi içinde su olan manzaraları resmeder. İsmini verdi, ne iş yaptığını söyledi ya da nasıl yaptığını söyledi. 1920 yılında Kütahya'da doğan sanatçı, Sular'ın ressamı adıyla bilinir. Hemen arayalım. 1920 yılında Kütahya'da doğan Ahmet Yakuboğlu, Akarsu Deniz gibi manzaraları resmeden bir sanatçı. Ama lakabını söylemedi, eledik. Kütahyalı ressam Ahmet Yakuboğlu, su resimleri yaptığından... 1920'de suların ressamı adını almıştır. 1920 onun doğum tarihidir. Ahmet Yakupoğlu 1920 yılında Kütahya'da doğmuş, sadece su resimleri yapan ünlü bir ressamdır. Böyle bile olsa burada neyi görmüyoruz? Lakabını görmüyoruz. Bunu eleriz. Kütahya'da 1920 yılında doğan yer doğru, yıl doğru, Ahmet Yakupoğlu isim doğru içinde su olan manzaraları resmeder ve suların ressamı olarak bilinir. Nedenini söylememişti ya da nedenini bu olarak değerlendirebiliriz. Cevabımızın denizli olduğu açık bir şekilde ortada işaretleyip diğer sorumuza geçeriz. Geldik 9. soruya. Metinde antik kentle ilgili olarak aşağıdakilerden hangisine ulaşılamaz. Bu tür sorularda yapacağımız ilk iş mutlaka seçeneklere göz gezdirmek. Konumuna, tarihsel önemine, borsasının günümüzde de kullanıldığına, içinde Zeus adına yapılmış bir tapınak olduğuna okuyoruz. Aizonaya Antin kenti Kütahya ilinin Çavdarhisar ilçe sınırları içindedir dediği anda konum var. Antin kentte yapılan kazı çalışmalarında kentin Helenistik ve Roma dönemlerinde önemli bir merkez olduğu ortaya çıkmıştır tarihsel önemine. Arizona Yantin kentinin en önemli özelliği ise dünyadaki en eski borsaya sahip olmasıdır. Açık mı kapalı mı bilmiyoruz. Bu da kentin zamanında çok önemli bir ticaret merkezi olduğuna işaret eder. Zeus adına bir tanrı için tapınak dediği anda Zeus adına yapılmış bir tapınak var. Bunu da eledik. Cevap olarak C karşımızda duruyor ki borsanın kullanıldığına dair bir bilgi görmedik oraya kadar. Ve geçiyoruz diğer sorumuza. Aşağıdaki cümlelerin hangisinde virgül diğerlerinden farklı bir görevde kullanılmıştır? Hemen bakalım. Kenan Bey senelerdir görmediği kardeşini karşısında görünce ne yapacağını bilemedi. Kim bilemedi? Kenan Bey öznesidir bu cümlenin. Dolayısıyla burada virgül özneyi vurgulamak için kullanılmıştır. Sınav soruları öğretmenimizin yoğun uğraşları ve titiz çalışmaları ile hazırlanmıştır diyor. Hazırlananlar ne? Sınav soruları. Gördüğünüz gibi bu da özne. Vurgulanmak istenen özne virgülle gösterilmiştir ya da vurgulanmıştır. Hayat insanlara türlü zorluklara rağmen her zaman kendi ayakları üzerinde durmayı öğretir. Öğreten ne? Hayat. Gördüğünüz gibi yine özneden sonra bir virgül kullanımı var. Cevap D olacak. Karşımızda bir tek o kaldı. Peki ne var D'de? Arkadaşlar dediği anda hitabı gördük. Sınav sorularını neden böyle sorduğumu ben de bilmiyorum dediğinde burada hitap sözlerinden sonra virgül kullanıyor kurallarımız burada ayrıştı diğerlerinden cevabımız D olacak işaretleyip diğer sorumuza geçebiliriz. 11. soruya geldik. Yukarıdaki tabloda Bahattin ile Mahmut'un hafta içi okul kantininde harcadıkları para miktarı gösterilmiştir. Bahattin Mahmut ve günler var burada. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Salı günü kantinden aynı şeyleri almışlardır. Hiç bakmaya bile gerek yok. Cevap Adana. Neden? Sadece harcadıkları para verilmiş. Ne aldıklarını bilmiyoruz. Dolayısıyla aynı şeyleri almıştır diyemeyiz. Peki diğerleri var mı? Mahmut Perşembe günü Bahattin'den 2 lira fazla harcamıştır. Bakıyoruz buraya 2 lira fazla. İkisi de Cuma günü Pazartesi'ye göre daha çok harcamışlardır. Cuma gününe bakıyoruz. Burada daha yüksek var mı? Bu sütunda yok. Buraya baktık. 19 daha yüksek var mı? Yok. İkisi de aynı şekilde cuma günü pazartesiden fazla harcamış diyebiliriz. En az perşembe günü para harcamışlardır. Bahattin'e bakalım. En az harcadığı gün burada 8 lira olarak karşımızda. Mahmut'a baktığımız zaman 10 lira olarak karşımızda. İkisinin de en az günleri bu günler. Bunu da eleriz. Cevabımız Adana olacak. Diğer soruya geçeriz. 12. soruya geldik. Aşağıdaki cümlelerden hangisi sebep sonuç cümlesidir? Hemen bakalım. Sınavları çözmek için çok uğraştım. Çözmek amacıyla uğraştım dediği için burada amaç sonuç cümlesi olarak değerlendirebiliriz. Sınavlarda çalışırsan başarılı olursun dediği anda koşul sonuç cümlesi olarak karşımızda duruyor. Çocuk düşünce dizi kanamaya başladı. Kanamaya başlamış. Olay gerçekleşmiş. Şimdi nedenini sor. Düştüğü için oldu. Dolayısıyla burada sebep sonuç cümlesini görebilmekteyiz diyoruz. Balık avlamaya dere dere kenarına gitti dediği zaman burada balık avlama amacıyla gittiğini anlıyoruz. Amaç sonuç olacak çünkü daha balık avlanmamış. Neden gitti diye sormayın. Burada amaç var, hedef var. Dolayısıyla amaç sonuç olacak ve 13. soruya geçeceğiz. Aşağıdakilerden hangisinde adlaşmış sıfat fiile örnek bir kullanım vardır? Nitelediği ya da belirttiği isimler düştüğünde sıfatlar adlaşır. Sıfat fiiller de bu kurala dahildir. Çünkü onlar da bir sıfattır çantadan çıkan eşyalarını topladı. Çantadan çıkan eşyalar olarak gördüğünüz gibi burada ne var? Sıfat tamlaması var. Yani adlaşmış sıfat değil. Sevdiğine kavuşmadan gitti dediğimiz anda sevdiği kişiye ya da insana gördüğün gibi bir sıfat fiil var. Burada nitelediği ya da belirttiği isim düşmüş. Düştüğü için bu da adlaşmış sıfattır. Bize de onu soruyordu. Çalışkan öğrenci derken bakın hemen arkasından isim geliyor. Kendini belli eder. Gerisinde bir şey yok. Nenemin öpülesi elleri dediğinde burada da aynı şeyi görebilmekteyiz. Cevabımız B olacak işaretleyip diğer sorumuza geçebiliriz. Geldik 14. soruya. Buna göre aşağıdakilerden hangisi yanlıştır? Balıkçı Kenan teknesiyle avlanmaya çıkar. Kefal, Levrek, Mercan, Çupra, Sardalya gibi cinsi balıklar tutar geri döner döndüğünde balıkları satabilmek için raflara dizmektedir. Balıkların raflara dizilme düzeni satışları etkilediği için balıkları birden 5'e kadar numaralandırılmış raflara yerleştirir. Yani kaç tane raf olacak? 1, 2, 3, 4 ve 5 olacak. 1'den 5'e kadar yaptığı için. Numaralandırılmış raflara yerleştirir. Bu sıralama ile ilgili aşağıdakiler bilinmektedir. Hemen bakalım kefalden sonraki rafa levrek konmuştur dediği anda bir takım çıkıyor karşımıza. Kefal altı levrek birbirinden ayrılmayacak bir grup olacak ve mutlaka öncesinde kefal gelecek. Devam edelim. Mercan ile kefal arasında başka türde iki balık vardır. Şimdi eğer mercan solundaysa bunun burada iki tane olacak. İkisi de farklı türde olacak. Bunu buradan çıkarabiliriz. Bu tarafta da olabilir. Bu tarafta olursa sadece burada x olacak diyebiliriz. Çünkü bir de arada ne var? L var. Gördüğünüz gibi dolayısıyla bunların ikisini de arayacağız. Sardalya ikinci rafta yerini almıştır dediği anda sardalyayı buraya yazarsak mesele çözülecek. Şimdi baktığımız zaman 3, 4 ve 4, 5'e kef e, kefal ve levrek gelebilir. 3'e mi gelsin kefal, 4'e mi gelsin ona karar verelim. Eğer 3'e gelse burada bir tane kalacak. Bu şu demek mercan onun sağında demek değildir. Öncesinde demektir. Onu da nasıl ayarlayacağız? 3'e gelirse olmaz. Aralarında sadece bir balık olur. Nereye gelmesi lazım kefal ve levreğin? Mutlaka 4-5'e gelmesi lazım. Bunu görmüş oluyoruz. Peki aralarında iki tane farklı balık olacağına göre mercan buraya gelecek. Kalan tek balık türü de gördüğün gibi çipura olacak. Onu da buraya yazdık. Çuprayı yazdıktan sonra cevaplara, şıklara bakabiliriz. Mercan kefalden önceki rafların birindedir demiş. Mercana bakıyoruz. Kefalden önceki rafların birinde mi? Evet. Yanlıştır arıyoruz. Hatırlatalım. Levrek balığı 5. raf haftadır demiş. Levrek 5'te mi? Evet doğru. Kefal balığı 1. haftadır. Yanlış. Kefal nerede? 4. cümlede olacak. Sardalya'dan sonra Çupra sıralanmıştır. Sardalya'dan sonra Çupra'yı görüyoruz cevabımızın ne olduğunu söyleyeceğiz arkadaşlar. C olduğunu kefal balığı birinci rafta değildir diyerek işaretleyeceğiz ve bu soruyu da bitireceğiz. Geldik 15. soruya. Numaralanmış cümlelerden hangisi sadece temel ögelerden oluşmuştur? Temel ögeler derken ne kastediliyor? Özne ve yüklem kastediliyor. Hemen bakalım. Pazardan aldığın kazak. Kenan'ın üzerindeydi dediğinde tamlamaları ayırmayacağız. Ek eylem alarak yüklem görevine gelmiş. Kenan'ın üzerinde olan ne pazardan aldığı kazak dediği zaman nesi olacak bu cümlenin ee, öznesi olacak gördüğünüz gibi olan ne diye sorduk özne cevap verdi. Yani bir e, temel ögelerden oluşmuştur dolayısıyla da cevabı bulduk çünkü seçeneklerde sadece bir cümle arıyoruz. Diğerlerini de pratik olsun diye çözelim. Geç fark ettim bana yapılan bu haksızlığı. Geç fark ettim yüklem olacak. Dikkat edin fark ettim. Ne zaman fark ettim? Geç fark ettim. Burada zarf tümleci olacak. Neyi fark ettim? Bana yapılan bu haksızlığı gördüğün gibi bu da cümlenin nesnesi belirtisi belirtili nesnesi olacak. Bizim aradığımız bu değil. 3'e bakalım. Senin kalemin benim çantamda kalmış. Kalmış yüklem. Kalan ne? Senin kalemin. Nerede kalmış? Benim çantamda dolaylı tümleş. Gördüğün gibi özne dolaylı tümleş ve yüklemden oluşuyor. Bu da olmaz. Dörde bakalım. Ağlayan çocukların sesini dinlemekle geçti sınavım. Geçti yüklem. Ne geçti sınavım? Öznemiz olacak. Peki nasıl geçti diye sorduğumuzda ağlayan çocukların sesini dinlemekle gördüğün gibi zarf tümleci karşımızda diyelim ve bunu da bitirmiş olalım. Diğer soruya Geçelim. Altıncı soruya bakalım ne istemiş? Aşağıdaki cümlelerin hangisinde bu parçada eleştirilen duruma örnek vardır? Ayaklı TDK olarak gezin demiyoruz. Ama arkadaşım bazı kelimeler var ki inatla neden yanlışını söylüyorsunuz? Neden yanlışını yazıyor? Neden yanlış yapmakta ısrar ediyorsunuz? çevremizdekilerin hayır doğrusu şu diye uyarmaktan dillerinde tüy bittiği kelimeleri artık doğru kullanalım, doğru telaffuz edelim, doğru yazalım. Mesela burada özetleniyor doğru telaffuz ve doğru yazım. Özellikle Yay kova ve ikizler burcu olan insanlar orijinal olarak nitelendirilir burada doğru yazılmış ancak bir yanlış var bakın dikkat edin bunlar büyük yazılması gerekirken küçük yazılmış telaffuzunda bir problem var mı yok dolayısıyla bu bizim aradığımız cevap olmaz hem de telaffuz olacak yazım yanlış olursa bile telaffuz olacak yazım yanlışı olmasa da telaffuz yanlışsa yine cevap olacak sömestr olması gerekir dikkat bakın burada yanlış yazılmış tatilini anlatan İngilizce bir paragraf yazınız dediğinde burada bu durumu örnekleyen bir durum var söyleyiş yanlış aynı zamanda ki yazıdan da bunu anlıyoruz. Söyleyişin yanlış olduğunu. Çünkü burada bir harf eksik. Dolayısıyla ikisini de birlikte değerlendirebileceğimiz bir şık olarak karşımızda. Hem yazım yanlışı hem telaffuz yanlışı olarak değerlendirebiliriz. C'ye bakalım aradığın gardrop bir yanlış yok. Modeli en uygun kampanyalar ve fiyatlarla seni bekliyor. İnsanoğlu işlerini kolaylaştırmak için akıllı makineleri icat etti fakat sonra onların taklidi esiri oyuncağı oldu. Cevabı B olduğunu bu şekilde netleştiririz. Diğerlerinde böyle bir durum yok. Yeni derslerimizde, yeni videolarımızda buluşmak üzere hepinize iyi günler, iyi çalışmalar diliyorum.